10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası nedeniyle açıklama yapan Kayseri Altınoluk'ta Körler Derneği Başkanı Murat Atmaca, dernek faaliyetleri ve yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi. 450 üyelerinin bulunduğunu anlatan Atmaca, Kayseri'de yaklaşık 5000 görme engelli bireyin olduğu bilgisini paylaştı. Dernek olarak üyelerinin sosyalleşmesi amacıyla birçok etkinlik düzenlediklerini anımsatan Atmaca şunları ifade etti. İsmim Murat, soy ismim Atmaca. Altınoluk'ta Körler Derneği 1950 yılında kurulan, genel merkezi Ankara'da olan çok köklü bir dernek. Kayseri Şubesi ise 1991 yılında kurulmuş. O günden bugüne kadar faaliyet sürdürüyoruz. Faaliyet konusuna geldiğimizde EKPSS kursu ile başladık biz. EKPSS kursu, Melik Gazi Belediyesi'yle birlikte ortaklaşa bir EKPSS kursu düzenledik. Bizim engellilerin iş yerleşmesi için olmazsa olmazı EKPSS sınavına yerleştirmek için bütün üyelerimize duyurusunu yaptık. Çok güzel bir katılım oldu. Sonuç sınavlarına girdiler. Sonuçlar da açıklanmadı. İnşallah sonuçlar da hakkımızda ve haklarında hayırlısı olur diye düşünüyorum. Hemen akabinde 20. Eğitim Şurası'na davet edildik. 20. Eğitim Şurası'nda bizim engellilerin yaşadığı sorunları dile getirmeye çalıştık. Kaynaştırma eğitime destek verdiğimizi söyledik. Hemen akabinde İşkur Müdürü ile görüşerek, tabii bizim bütün arkadaşlarımız EKPSS'de belli bir puan alıp yerleştirilmediği için, özel sektöre de yerleştirilmesi için İşkur Müdürünü ziyaret ettik. Sağ olsun İşkur Müdürümüz derneğe geldi, bizi ziyaret etti. İkili görüşmelerimiz halen devam ediyor. Çok olumlu bir görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Bunun yanı sıra üyelerimizin faydalanabileceği diş doktorlarıyla anlaştık. %50 indirimli. Diş Tabipler Odası'nın belirlediği fiyatların, standartların dahilinde %50 indirimli bizim üyelerimiz gittiği zaman faydalanabiliyorlar. Derneğimizin web sitesini kurduk. Daha önce bizim derneğimizin eksikliği de bu. Web sitesini kurduk. Herkes derneğimizin web sitesine girerek derneğimizin yapılan faaliyetlerin her türlü erişebiliyorlar. Her türlü bakabiliyorlar. Hemen akabinde derneğimizde EKPSS kursu düzenledik. EKPSS sınavı düzenledik. Deneme sınavı. Bu deneme sınavlarında yine katılım çok güzeldi. Arkadaşlar sınava girerek kendilerini ne derece, hangi seviyede olduğunu potansiyel olarak ölçmek için böyle bir sınav düzenledik. Biz bunu Türkiye genelinde yaptık. Gerçekten diğer illerden de çok güzel bir teşekkür mahiyetinde sonuçlar aldık. Derneğimiz bünyesinde yüzme kursu düzenledik. Yüzme kursumuz bu hafta açılıyor. Projemiz Yüzme Bilmeyen Engelli Kalmaz'ın projesi adı altında. Bizim engelli arkadaşlarımızın hafta sonları gidebileceği, refakatçi eşliğinde yüzebileceği, sosyal, kültürel ve rehabilitasyon amaçlı faaliyet olarak değerlendirdiğimiz yüzme kursumuz açılıyor. Derneğimizde şu an 450 tane üyemiz var ama Kayseri'de 5000 tane görme engelli olduğunu biliyoruz. Bizim Kayseri'de en büyük sorunlarımızdan birisi erişebilirlik sorunu. Gerek otobüs durakları olsun, gerek otobüsler olsun sesli sinyalizasyon istiyoruz. Bu yollardaki kabartma yazılı sarı çizgiler dediğimizden ana arterlerde birçok yerde yok. Biz bu sarı çizgiden ziyade kabartma taş çizgileri önemsiyoruz. Sarı çizgiden kastımız kamu kurum ve kuruluşları olmasını istiyoruz. Onun dışında ana arterlerde dediğim gibi taş, kabartma taş istiyoruz. Kabartma taşın olmasını istediğimizdeki sebep sarı çizgilerin plastik olduğundan dolayı, kaygan olduğundan dolayı normal statüdeki insanlar bile kışın ayağa kayıp sakat olabiliyorlar. Başka bir sakatlığa sebep vermemek için kabartma taşları önemsiyoruz.